Evet avcı arkadaşlar, şimdi sizlere cazgır beeperlarımızın 2019 son versiyonunun tanıtımını yapmak istiyorum. Cihazımızı iki model olarak ürettik. Av 41 ve As 41. Av 41 uzaktan kumandalı modelimiz, As 41 uzaktan kumandasız modelimiz olarak tasarlandı. Tasmamızın içerisinde 27 adet melodi kaydı mevcuttur. Bu melodiler fermada farklı, yürümede farklı veya sessiz mod olarak kullanılabilmektedir. Tasmamız şarjlıdır. Şarj edilebilir bataryaya sahiptir. Su geçirmez, darbeye dayanıklı, kaliteli malzemelerden üretilmiş, yıllarca rahatlıkla kullanılabilecek niteliktedir. Tasmamız nasıl çalışıyor? Ayarları nasıl yapıyoruz? Uzaktan kumandasız modelle uzaktan kumandalı modelimiz sistem olarak birbirinin aynısıdır. Uzaktan kumandalı modelimizde sadece uzaktan kumanda cihazı ilave olarak verilecektir. Bunun haricinde herhangi bir fark yoktur. Evet avcı arkadaşlar, cihazımızın ön kapağının altında görüldüğü gibi sol tarafta bir adet açma kapama butonumuz mevcuttur. Bu buton önemlidir. Cihazımızda işimiz bittiğinde, avımızı sonlandırdığımızda bu butonla cihazımızı kapatıyoruz. Eğer bu butonla cihazımızı kapatmazsak cihazımız pil tüketecektir ve bir sonraki avınızda sizi yarı yolda bırakabilecektir. Bunun için lütfen cihazınızla işiniz bittiğinde veya uzun süre cihazınızı kullanmayacaksınız, meradan meraya geçiyorsunuz, butonla cihazınızı kapatınız. Yukarıda şarj girişimiz mevcuttur. Cep telefonu şarj cihazlarıyla da cihazımız şarj edilebilmektedir. Aynı girişe sahiptir. Micro USB dediğimiz bir şarj girişimiz mevcuttur. Sağ tarafta da bir ayar butonumuz var. Bu ayar butonumuz 5 fonksiyonludur. Yani yukarı, aşağı, sola, sağa ve üzerine basma şeklinde 5 işlev gerçekleştirmektedir. Cihazımızın bütün ayarlarını bu buton vasıtasıyla yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Butonumuzu yukarıya doğru kısa bir şekilde ittiğimizde gezinti melodilerini ayarlıyoruz. Eğer yukarıya doğru uzun tutarsak elimizi, gezinti melodisi bir geri melodiye gidecektir. Kısa bas bırak yaptığımızda bir ileriki melodiye geçecektir. Yine aynı şekilde sağ tarafa doğru kısa bastığımızda ferma melodisi ileri, eğer sağ tarafa uzun tutarsak geri gidecektir. Yukarı gezinti melodisi, sağ tarafa ferma melodisi ayarı. Butonumuzu sol tarafa doğru kısa ittiğimizde gezinti melodilerinin zaman aralıklarını yapıyoruz. Bu 3 saniye ile 24 saniye arasında 3'er saniyelik periyotlarla değişecektir. Butonumuzu her kısa bir sefer itişimizde bu süre 3 saniye uzayacaktır. Cihazımız 24 saniyede bir çalmaya başladıktan sonra tekrar kısa ittiğimizde 3 saniyede bir çalma şeklinde bir döngüye gelecektir. Bu şekilde gezinti melodilerinin zaman aralıklarını yapıyoruz. Elimizi butona uzun tutarsak 3 saniye kadar sessiz moda geçecektir cihazımız. Sessiz mod nedir? Yürürken ses yok, sadece fermada çalsın. Butonumuzu aşağıya doğru ittiğimizde ses ayarı yapıyoruz. 3 kademedir. Düşük, orta, yüksek. Her basışta ses şiddeti bir kademe yükselecektir. En yükseğe geldiğinde tekrar bastığımızda en düşüğe geçecektir. Böyle bunda da bir döngü var. Bu butona aşağıya doğru uzun tutarsak, uzun basarsak uzaktan kumanda tanıtım fonksiyonuna geçecektir cihaz. Bu çok sık lazım olan bir şey değildir. Yalnız uzaktan kumandanız arızalandı, yeni bir uzaktan kumandası gönderdiğimizde yapacağınız bir işlemdir. Kumandayı cihaza tanıtmak için gerekli bir işlem olacaktır. Butonumuzun üstüne basarsak butona, direkt yukarıdan aşağıya doğru butonumuzu geçici kapatma, yani standby konumuna almış oluyoruz. Tekrar bastığımızda cihazımız aktif olup çalışmaya başlıyor. Buna neden gerek oluyor? Cihazımızın ayarlarını yaparken cihazımız çalışmasın, ayarlarımızı rahat yapalım diye butona bir sefer basıyoruz. Cihazımızı bekleme konumuna alıyoruz. Ayarlarımızı yaptıktan sonra tekrar
basıp çalıştırıyoruz. Bu ayar kısmı bu şekilde. Evet, uzaktan kumandalı modellerimizde ayrıca bu anlattığımız joystick butonun yapmış olduğu işlevler uzaktan kumanda cihazımızla da gerçekleştirilmektedir. A butonu cihazımızı açar kapar, C butonu gezinti melodilerini ayarlar, D butonu ferma melodilerini ayarlar, B butonu da zaman aralıklarını ayarlar. Bu bazı uzaktan kumanda butonlarımızda bu harflerin sıralaması farklıdır. A yerinde B vardır. Buna bu şekilde dikkat edelim. Uzaktan kumanda butonumuzda bu şekilde. Şimdi cihazımızı çalıştıralım. Bu anlattıklarımızı uygulamalı olarak görelim. Evet, butona basarak cihazımızı açıyoruz. Bir açılış sinyali duyduk. Ferma melodisi çalıyor. Köpeğimiz hareket halinde. Hareket melodisi ayarladığımız süre içerisinde periyodik olarak çalacaktır. Köpeğimiz fermaya geçti. Ferma melodisi çalmaya başladı. 3'er saniye aralıklarla ferma melodisi çalacaktır. Bu melodileri değiştirmeye çalışalım. Yürüyüş melodisi seçimi yukarıya doğru itiyoruz. Beğenmedik. Bunu da beğenmedik. Bunu da beğenmedik. Bunu da beğenmedik. Bunu yürüyüş melodisi olarak bıraktık. Ferma melodisi seçiyoruz. Beğenmedik diyelim. Bunu beğendik ve ferma melodisi olarak bunu tayin ettik. Evet, cihazımızın butonunu dediğimiz gibi sol tarafa itersek zaman aralığını değiştiriyoruz. 12 idi. 15 saniyede bir çalacak. Tekrar bastık. 18 saniyede bir çalacak. 21. 24 saniye. Tekrar bastık. 3 saniyede bir. Tekrar bastık. 6 saniyede bir çalacak. Ses ayarı açarak bunu yapmamız lazım. Çünkü sesi duymamız lazım. Düştü mü, yükseldi mi? Bir daha basıyoruz. Evet, bir kademe daha yükseldi. Evet, son kademe en yüksek. Şimdi en düşüğü alıyoruz. Evet, ses ayarı bu şekilde. Evet, butonumuzun üzerine basarak cihazımızı aktif ediyoruz. 6 saniyede bir yürüyüş melodisi ayarlamıştık. 6 saniye aralıklarla çalacak. Köpeğimiz fermaya geçti. 5 saniye sonra ferma melodisi çalmaya başlayacak. 3 saniye aralıklarla çalıyor. Evet, çalışması bu şekilde. Şimdi içerisindeki sesleri ben size dinletmeye çalışayım. Bunu uzaktan kumanda cihazı vasıtasıyla yapalım. Evet.
Seslerimiz bu şekilde. Cihazımız size ne gelecek? Yanında ne var? Görüldüğü gibi bir adet cihaz, bir adet kaliteli tasmamız, şarj cihazımız, uzaktan kumandalı modellerimizde uzaktan kumanda cihazımız tasmamızla birlikte size ulaşacaktır. Ayrıca bir kullanma kılavuzu, garanti belgesi yerine geçen kullanma kılavuzu da paket içeriğinde sizlere ulaşacaktır. Herkese kazasız belasız bol avlar diliyoruz. Rastgele.